Biraz da nafaka davalarını konuşmak isterim. Şimdi biz nafaka davası deyince sanki hep sadece kadınların erkeklerden aldığı evet. bir maddi kazançmış gibi algılıyoruz ama nafakayı erkekler de kadınlardan talep edebiliyorlar değil mi? Hangi durumlarda Aynen. nafaka e alınabiliyor? Şöyle bir kere erkeğin tamamen kusursuz olması gerekiyor. Ve hı hı. maddi yönden de e, ihtiyacının olması gerekiyor. Hı hı. O zaman hakkaniyete göre ve karşı tarafın maddi durumuna göre hakim bir nafakaya hükmedebiliyor hı hı, erkek hı. içinde. Ama uygulanabilirliği pek yok. Yani biz sürekli bu tarz davalara giriyoruz diğer meslektaşlarım da Genellikle tabii ki kadın ve çocuğa e, hı hı. nafakaya karar veriliyor. Peki kadının nafaka alabilmesi için illa çocuk sahibi mi olması gerekiyor? Hayır. Onda da kusursuz olması ya da daha az kusurlu olması gerekiyor ve ee, boşanma sebebiyle maddi Hı -hı. yönden mağdur ol, olması Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Peki, yani mesela aldatmış kocasını öyle bir durumda nafakaya hak kazanmayacak. Evet sohbetimiz esnasında şu deyimi çok kullandınız. Kusurlu ya da kusursuz evet, olmak. Evet. Buna kastınız ne? Ya mesela dediğim gibi eğer aldatmışsa kusurlu. Hı -hı. Öbürü hiçbir Tek kusurlu. Tek aldatmak mı kusurlu Sadece olmanın kriteri? Değil. Orada pek çok örnek olabilir. Hakaret etmişse Hı -hı. mesela şiddet uygulamışsa belki. Yani küçük düşürdüyse herkesin içinde. Mesela yeni okuduğum bir yargıtay kararında orada yüzüğünü fırlatıyor herkesin içinde. Ya da çocuğunu da al seni de görmek istemiyorum çocuğunu da al git falan diyor. Yani çok Bunlar da, hep kusur. Aslında yani şunu algılıyorum sizinle konuştuğumuz çok çok da büyük bir şeyler. Yani e, olmasına gerek yok. Gururunuzu kıracak. Eşek bile dememek gerekiyor. <laughs> Burada da dememek <laughs> gerekiyor. <Yani. gülüyor> o kadar minik şeyler bile evet. aslında. E, hak, yani şunu söylüyorum sevgili izleyenler programın başında dedim ya hakikaten hakkımızı hukukumuzu bilmemekten dolayı çok fazla şeyi aslında kaybediyoruz yani e, çok daha fazla kazançların sahibi olabiliriz Tabii çok ki. daha e, fazla mağduriyetin önüne geçebiliriz ya, İyi ki yapıyoruz bu programları evet. hakikaten iyi ki yapıyoruz Tabii ya. ki sizin insan... gibi bu konuya hakim insanları buralarda ben de ağırlıyoruz ben teşekkür ediyorum Keyifle çok yapıyorum. güzel bir hakikaten bu soruları da soruyorum evet. e, çok önemli bir şey nafaka ile ilgili çok önemli Önemli aklımda sorular var. Mesela bir nafakaya karar verildi. Evet. Ee, neye göre mesela miktar belirleniyor nafaka miktar, miktarı? Miktar. E, şimdi eğer kadına e, nafakaysa orada kadının evlendiği zamandaki e, geçim durumu ve e, ayrılmadan sonra düşeceği yoksulluk durumuna bakıyor hakim. Hı hı. Çocuk içinde çocuğun bakım, iyaşa, eğitim her türlü masrafını göz önünde bulunuyor. Velayeti kendisine verilen tarafa mutlaka diğer tarafın bir nafaka ödemesine karar veriyor. Hı hı. Yani orada hakkaniyet ve gelir durumları çok hı hı. önemli. Hı hı.